Şimdi okul 1922'de kurulmuş. Zaten bu okulların geçmişi, tarihi çok eskilere dayanıyor. Hatta 150 yıllık okullar var. 150 yıllık okulda müdürlerden bir tanesine sordum, kaçıncı müdürsünüz diye, beşinci müdür dedi. Müdür 30 yıl görev yapıyor. İstikrara bakabilir misiniz? Hani 150 yıllık bir geçmiş var, karşımdaki de beşinci müdür. Böyle bir durum. Öğretmenler kaç yıllık dedim. Vallahi hocam dedi, en azı dedi 15 yıllık dedi, 20 yıllık dedi. Böylesine bir istikrar var. Genellikle bu okullarda bir öğretmene düşen öğrenci sayısı 6 veya 7 öğrenci düşüyor. Böyle Peki, bir ilgi alaka. yani bu da çok önemli. Bu okulların en büyük var olma sebeplerinden bir tanesi birebir olan eğitime çok iyi inebilmeleri. Yani biz de mesela burada eğitim veriyoruz. Özel okullarımızda bu rakamlar daha farklı. Fakat bu tip özel okullara Amerika'da college prep diyorlar. Yani bu düşündüğünüz standart özel okullardan daha farklı. College prep demek sizi Amerika'nın en iyi üniversitelerine hazırlayan okul demek. Peki Amerika'da genel okullar var. Hani Doğru. devlet okulları var. Kesinlikle. Özel okullar var. Bir de sözünü ettiğimiz bu yatılı okullar var. Evet. Gerçi bunlarda karma eğitim yapıyorlar. Yani gündüz öğretimi de var. Hani yatılı olan da var. Ama gündüzlüler bile yatılı. Yani Doğru. kimse evine gitmiyor. Çünkü Kalıyorlar. gündüzü öğrenciler akşam yani eve gitmeyi tercih etmiyorlar. Çünkü okulun öyle bir havası var ki sizi çekiyor. Bir de hani biraz önce bahsettiğim gibi okuldaki birçok öğretmen de okulda kalıyorlar zaten. Ve siz akşam bir arkadaşınızla beraber gidip matematik öğretmeninizle gidip sohbet edebiliyorsunuz. Evinde ailesiyle birlikte yemek yiyebiliyorsunuz. Yani aslında bir birey oluyorsunuz onunla birlikte. Şimdi soracağım soruyu öğrencilerden bir tanesi zaten sormuş. Macit Hayırdır? Yaşar. Diyor ki, güzel bir soru aslında. Hani bu okullara niye gideceğiz? Hani Türkiye'deki bir okulu da özel veya genel fark etmez. Bitirdiğimizde biz Amerika'daki bir üniversiteye yüksek öğretim yapmaya gideriz, gidebiliriz. Evet. Şimdi buradan gidebiliyorsak niye o koleji orada okuyalım? Oradan da gidiyoruz, buradan da gidiyoruz. Farkı nedir? Aslında şöyle bir şey var. Bir kere hani çok bir atasözüyle başlayalım. Ağaç yaş yenilir diye. Siz üniversite seviyesinde veya master seviyesinde lise seviyesinde kazanabileceğiniz akıcı İngilizceyi kazanmanız çok mümkün değil. Yani ben bunu kendi kız kardeşimle bile yaşadım. Dolayısıyla burada yapmanız gereken şey şu. Ne kadar erken Amerika'ya giderseniz veya yabancı bir ülkeye oranın dilini o kadar hızlı kapabiliyorsunuz. Buraya erken seviyede giden öğrenciler çok akıcı bir İngilizceye sahip oluyorlar. Kendi ayaklarının üzerinde duruyorlar. Ve bu öğrenciler kesinlikle hayır yanıt olarak kabul etmezler. Yani onlara siz bir proje verdiğiniz ve bir sorumluluk verdiğiniz zaman hiçbir şekilde durduramazsınız onları. Bu çok önemli. Bir de şöyle bir şey var. Siz Türkiye'den Amerika'da bir üniversiteye gidebilirsiniz. Her şekilde. Bunda hiç problem yok. Biz de sizi Amerika'nın çok iyi bir üniversiteye yerleştirebiliriz. Fakat bu okullardan Amerika'nın en üstüne Ha gidebilirsiniz. işte cevap bu. Eğer Gökyar Bey, gerçi konunun uzmanı o, bu cevabı verecekti ama bu cevabı vermeseydi cevap bu değil diyecektim.